İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlar gündemi sarstı. Saldırıdan 20 saat sonra yakalanan zanlı silahı ateşlediğini ama hedefinin İYİ Parti olmadığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı. İYİ Partililere göre silahın ateşlendiği noktayla il başkanlığı arasında hem mesafe hem kod farkı var. Yani ifadeler inandırıcı değil. Olay nasıl gerçekleşti? Bir kasıt var mıydı? Bir şey söyleyecek misiniz? Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Bir de inşaatla ilgili bir orada usta gibi veya işte oranın yöneticisi veya kontrolü gibi birisi var. Hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Bir kısmı da oraya veya orada gibi başka yere de isabet etmiş. İYİ Parti lideri Meral Akşener tehditler üzerine parti binamız kurşunlandı demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise hırsız kovalaması olarak açıkladı saldırıyı. Zanlı M.E. yakalandı. Silahını ateşlediğini itiraf etti. Hedefinin İYİ Parti değil şantiyeye giren hırsızlar olduğunu anlattı. Adliyeye sevk edilen zanlı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızları kovalarken mi oldu? Nasıl oldu olay? Kaç kişiydi hırsızlar? İYİ Parti'ye isabet ettiğini biliyor muydunuz? Fark etmediniz mi? Orada bir inşaatın olduğunu ve akşamın saat 9.30-10 civarı bir silah sesleri geldiği konusunda bir takım görgü tanıklarının, duyumlarının olduğunu belirlediler. İstanbul'un göbeğinde gece 21.30'da bir şarjör silah boşaltıyor. Bir Allah'ın kulunun elinde bir kayıt yok. Kimseyle ilgili yapılmış bir işlem yok. O saatte yapılmış bir ihbar yok. İYİ Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki il başkanlığı binasına isabet eden mermilerin binanın tam karşısından E5 karayolunun diğer tarafından ateşlendiği tespit edildi. Merminin geldiği yer bir şantiyeydi. Silahı ateşleyense o şantiyede çalışan işçilerden biriydi. Karşı tarafta bir inşaat var. Bu inşaata 3-4 gündür bir takım hırsızlar da dalmış. İşte radyatör falan veya buna benzer inşaat malzemeleri çalmak için. Onlar da herhalde buna ait güvenlik görevlileri ve bekçiler tutmuşlar. Hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre şüpheli bir şarjör boşalttı hırsız kovalarken bir kısmı da İYİ Parti binasına ve hemen yanındaki iş merkezine isabet etti. İl Başkanlığı binasıyla silahın ateşlendiği nokta arasında 10 şeritli E5 karayolu ve arasındaki 2 şeritli metrobüs yolu. Aynı zamanda kod farkı var. İYİ Partililere göre zanlının ifadesi de Soylu'nun açıklamaları da inandırıcı değil. Bu işin akıldan, mantıktan, fizik kurallarından, zira İYİ Parti İl Başkanlığı binası yolun yaklaşık 3,5-4 metre altında kodda. Yani karşıdan attığınız bir merminin bu kodu aşarak zemin kata isabet etmesi de fizik kurallarına aykırı. İYİ Parti'ye isabet ettiğini biliyor muydunuz? Fark etmediniz mi? Silahı ateşlediği iddia edilen ve olaydan yaklaşık 20 saat sonra yakalanan M.E. gözaltına alındı. Silah kendisine ait ve evde bulundurma ruhsatlıydı. Yani yanında taşıması, iş yerine getirmesi suçtu. İfadesinde o silahı şantiyedeki inşaat malzemelerini çalmaya gelen 3 hırsızı kovalamak için kullandığını söyledi. Kurşunların İYİ Parti'ye isabet ettiğini bilmiyordum dedi. M.E. serbest bırakıldı.